HangiEv.com soruyor programımızda bu haftaki konuğumuz Kursan Grup direktörlerinden Yasin Kurt. Yasin Bey, şirketinizin kurulumundan bu zamana kadar geçen süreçte yaşadığınız değişimler nelerdir? 1989 yılında babamlar ve amcamlar tarafından kurulmuş bir aile şirketiydik. Daha önceleri genellikle devlet ihaleleri şeklinde devam ediyorduk. Uzun yıllar devlete hastaneler, okullar, camiler inşa ettik. Son 4 yıl gibi bu zaman zarfında döviz bazlı bu hareketlilik, dövizin yerinde durmamasından kaynaklı olarak yapsata yönelmeye karar verdik. Enerjimizin %90'ını yapsat sektörüne ayırdık. %10'luk kısmını da şu anda ihalelere, devlet ihalelerine ayırıyoruz. Ama yoğunluğumuz dediğim gibi artık devlet ihalelerinden yapsat sektörüne kaydı diyebilirim. Kursan Grup olarak devam etmekte olan projeleriniz nelerdir ve yapmayı düşündüğünüz yeni projeniz var mı? Şu anda Kursan Grup olarak biz devam eden İskele bölgesinde ve Magosa bölgesinde olmak üzere yaklaşık olarak 4 tane projemiz mevcuttur. Hala devam ediyor. Bir tane de yeni başlayacağımız yine Magosa bölgesinde, Tuzla bölgesinde bir site projemiz vardır. O da yapılacak. Ona da başlayacağız. Şu anda proje hazır. Ufak tefek düzenlemeler olacağı için onun ufak pürüzler var. Onları halledip de önümüzdeki 2023 yılı içerisinde büyük ihtimalle projeye de başlayacağız. Devam eden projelerimiz şu anda İskele'de Long Beach bölgesinde Independent Life ismiyle isimlendirdiğimiz villa projemiz. Triplex 3 katlı güzel bir proje yaptık. Çok da güzel geri dönüşler aldık müşterilerimiz ve çalıştığımız diğer iş ortaklarımızdan. Güzel bir proje oldu o bizim için. Bu pandemi sonrası insanların müstakil yaşama yönelme eğilimi bizi gerçekten satışlar konusunda memnun etti. Şu anda hala devam ediyor. Satışları bitmek üzere. Diğer iki projemiz yine Long Beach'te. İki apartman yaklaşık 50 konutluk bir proje bu da. Onların da yine çok güzel satışlar konusunda güzel talepler aldık. Yani devam eden projelerimiz bunlar. Ayrıca bir de Magosa'da butik apartman şeklinde yaptığımız bir projemiz devam etmektedir. İnşallah bunların hepsini yüzümüzün akıyla bitirip teslim edeceğiz. Onun yanında yine dediğim gibi işte Tuzla'da yaklaşık 100 konutluk bir projemiz mevcut. Onu da 2023 senesi içerisinde inşallah temelini atacağız. Yasin Bey, inşaatlarınızı yaparken bulduğunuz arsalarda hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Denize yakınlık bizim için önemli. Bölgenin sakinliği çok önemli. Her insan güvenilir ortamda çocuklarını yetiştirmek ister. Güvenilir olması çok önemli bizim için bölgenin. Yine dediğim gibi denize yakınlık insanların talep olarak gerçekten çok yüksek bir talep var deniz doğrultusunda. Tabii bunların yanında fiyat ve performans da çok önemli. Yani sadece işte denize yakın bir proje yaparsınız ama işte arsa maliyeti çok yüksek olduğu için proje satış fiyatlarınızın da yüksek olması gerekecek. Bu da size satış konusunda zorluk çıkarabilecek başka bir problem. Yani bizim öncelikli hedefimiz en güzel arsaya en iyi projeyi yapmak. Öyle söyleyeyim yani özetle. Projelerinizi oluştururken ve uygulama aşamasında dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Projelerimizi uygunluğunu arsaya göre yani öncelikli hedefimiz doğru arsaya doğru projeyi yapmak. Yani şöyle bölge vardır ki bu bölgede villa olur. Bölge vardır ki burada apartman yapabilirsiniz. Öncelikli olarak bunlar bizim için çok önemli. Yani hangi projeyi nereye yapacağımızı önce detaylı olarak araştırıp ona göre başlıyoruz. Projelerimizde bizim için en önemli şey kalite. Yani biz kesinlikle işte maliyeti düşürmek için ucuz malzeme kullanımı veyahut da kaliteyi düşürmek yöntem tamamen yanlış. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Daha iyi kalite, daha yüksek kalite, en kaliteliyi en uyguna yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuç olarak biz insanlara bir yaşam alanı veriyoruz. Ve bu yaşam alanlarında insanlar aileleriyle bir hayat kuracaklar. 5 yıl, 10 yıl değil. İnsanlar bu evlerde 50 yıl,
100 yıl. Biz betonarmenin ömrünü 100 yıl olarak görüyoruz. Ve bu insanlar sadece kendileri yaşamayacak burada. İleride çocukları da yaşayabilecek. Onun için uzun vadeli düşünüp yani 50 yıl, 100 yıl yaşayabilecekleri konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Ve bu yüzden kaliteyi en yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Para kazanırken insan da kazanmak bizim öncelikli hedefimiz. Bu ikisi bizim için çok önemli. Yani önce insan, sonra para kazanmak. Yasin Bey, müşteri portföyünüz ile ilgili neler söylemek istersiniz? Daha çok yurt dışı bazlı oluyordu. Fakat bu aralar yerli halktan da taleplerimiz var. Yani gerçekten güzel dönüşler oluyor. Yani insanlarımızı düşündüren sadece bu dövizdeki hareketlilik. Yani belki de bu dövizdeki hareketlilik bir nebze eğer rahatlarsa ben inanıyorum ki projelerimizin %80'ini yerli halka satabileceğiz. Bunun yanında son zamanlarda tabii Türkiye'den birçok yatırımcı geldi. Bölgeye güzel yatırımlar oldu yani Türkiye'den. Bunun yanında 3. dünya ülke vatandaşları, onlar İngiltere olsun, Kanada olsun, Rusya, Kazakistan. Bölgede sıcak denizlerimiz, plajlarımız dolayısıyla insanların gerçekten çok güzel bir talebi var. Yani projeler güzel olduğu zaman işin gerçeği yerli ve yabancı fark etmiyor. Yani proje yeter ki güzel olsun. Yerli ve yabancı insanlar, yani sonuç olarak fark eden bir şey yok. Yani herkes insan ve herkes burada önce kendisi, sonra da geleceği için. Yani evlatları için yatırım yapmak istiyorlar. Öncelikle biz insanlara yaşam alanı vererek insan kazanıyoruz. Dost kazanıyoruz, arkadaş kazanıyoruz. Bizim için en değerli şey bu. Yasin Bey, hangiev.com ailemize olan üyeliğinizden ötürü memnuniyet duymaktayız. Sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler de Hangiev ile çalışmaktan çok memnunuz. Sağ olsun arkadaşlar, bize her türlü yardımda bulunuyorlar. Aradığımızda cevap veriyorlar. Bizi kırmıyorlar. Taleplerimiz doğrultusunda sağ olsunlar. Hangiev'in sunduğu 360 sanal tur, drone çekimleri, yani bu hizmetleriyle bizi ekstra kendilerine bağlıyorlar diyeyim ben. Hangiev ile çok güzel bir iş ortaklığımız var diyelim. İyi çalışıyoruz, güzel gidiyor her şey. Umarım bu birliktelik uzun yıllar sürer. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir röportaj şeklinde, soru cevap şeklinde oldu. Zaman ayırdınız bize. Değer verdiniz, buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca buradan bütün müşterilerimize ve yatırım yapmayı düşünen herkese. Hangiev.com'dan bizim projelerimiz Kurtsan Grup ismi altıyla her türlü projeyi araştırabilir. Aradığınız evi, Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşünen herkesi Hangiev.com'da arama yapmaya davet ediyorum.